Sevgili dostlar, herkese merhaba. Sevgilerimle, saygılarımla sizin karşınızdayım. Bu topluluğu seviyorum, bu topluluğun üyelerini seviyorum. Karşılıklı bu etkileşimi, bu birbirimizi beslediğimiz bu anları seviyorum. Gerçekten çok güzel, çok keyifli. Yani hani bir laf vardır ya. Şimdi karşılıklı tekrarlayalım bunu ekranın karşısında. <laughs> Kıskananlar çatlasın öyle. Değil? <laughs> Kıskananlar çatlasın. Hakikaten aramızdaki bu diyalog çok güzel. Bakın topluluğumuzun nadide üyelerinden Meriç Hanım. Meriç Hanım soy isim vermeyeceğim. Bana bir konuda gerçekten çok yardımcı oldu. O da şu. Sizlerden gelen bir mesaj var. Israrla bu mesajı alıyorum. O da şu. Adil Bey sırtlan erkekler var. Peki sırtlan kadınlarla ilgili video çeker misiniz? Bir defa çektim ve yayınladım. Sinsirella dedim. Sinsirella. Fakat kadınlar yani her yaşta bana bir şeyler öğretmeye devam ediyorlar. Dediler ki Adil Bey Sincerella tam olarak bizi tatmin etmiyor. Çünkü Sincerella hani bizim kız grubu kız kıza gruplarımızda başka bir şey ifade ediyor. Başka bir tabir bulun. Sincerella değil. Gerçekten kötü niyetli. Gerçekten sevgilisinin erkek arkadaşını elinden almaya çalışan. Gerçekten de böyle mesela evli erkeklerin yuvasını yıkmaya çalışan kadınlar var. Bunlara değinin dediler yani bunlara. Özellikle kötü niyetli. Özellikle hani en yakın arkadaş gibi gözüküp aslında kötü niyeti olan böyle alttan alttan böyle bir takım planlar yapan kadınlar. Şimdi tabii kadın dünyasını kadınlar çok iyi biliyor. Ve gördüm ki bu, <laughs> bu sınıf, bu bahsettiğim sınıftaki kadınlar da dertliler yani. Dertliler. Diyorlar ki Allah bize sabır versin. Şimdi ben kullandığım tabirlere dikkat ediyorum. Sırtlan tabirini kullanmak istemedim kadınlar dünyası ile ilgili. Ben de sinsirellayı ortaya attım. Ama tatmini olmadılar. Tamam. Peki dedik ne yapabiliriz? Ee, ve Meriç Hanım gerçekten hoşuma giden bir tabirle geldi. Gerçekten hoşuma giden. Bilmiyorum sizin tepkiniz nasıl olacak. Dişi çakallar. <laughs> Dişi çakal. Arkadaşlar bu kadınlardan ben hayatımda çok sayıda tanıdım. Ama kadınlar gerçekten bu kadınsından çok dertli. Şöyle. Özellikle mesela inatla hani mutlu bir evlilik gördüğü zaman oradaki adama gözünü diken. Oradaki adamı böyle baştan çıkartmaya çalışan. Veya en yakın arkadaşının erkek arkadaşıyla ilişkiye girmeye çalışan. O çocuğun aklını bulandıran. Hafiften böyle sinyal veren, hafiften böyle zarf atan, eskiden ben üniversitedeyken hani bundan 40 yıl önce, <laughs> çok uzun zaman önce falan. Yok o kadar yaşlı değilim yani şaka yapıyorum. Şöyle bir şey vardı zarf atmak. Mesela kızlar şey derdi ya şu çocuğa ben bir zarf atayım hani böyle sinyal vermek anlamında. Şimdi bu davranışları benimsemiş kadınlara acaba müsaadenizle, naçizane... Dişi çakal diyebilir miyiz? Dişi çakal. Aranızda daha güzel tabirleri olanlar varsa lütfen paylaşın. Bu videonun altında yorumlar var. O yorumlarda paylaşın. Yorumları ben okuyorum çünkü. Hepsini tek tek bakalım. Dişi çakal şu an benim favorim oldu. Meriç Hanım'a tekrar 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 teşekkür ederim. Bu karşılıklı beslenme, bu topluluk içerisinde bilgilendirme çok güzel. Peki Dişi çakalların 3 özelliği nedir? Şimdi biraz bu konudan bahsedelim. Dişi çakalların 3 özelliği. 1. Sahipli erkek peşindedir arkadaşlar. Sahipli erkek peşindedir. Yani sevgilisi olan veya eşi olan, evli veya bekar ama hayatında bir ilişkisi olan ve bu ilişkisi de gerçekten de iyi giden. Bakın ilişkisi iyi giden. Şimdi mesela benim çok sayıda kadın danışanım var. Onlarla gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisine giriyoruz. Ben bir de çalıştığım kişileri sahipleniyorum oldukça. Yani böyle onların hayatlarında düzgün bir ilişkiye girmelerini istiyorum. Fakat bazen bana şu şekilde talepler gelir. Ben e, bir sevgilim var. O evli bir adam. E, onu eşinden ayırmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Sizle çalışabilir miyiz? Ben bunlara her zaman için bugüne kadar hayır dedim. Hep hayır dedim. Neden? Çünkü altında bir kötü niyet var. Bakın kötü niyet bana da bulaşır. Ben oraya girmek istemem. Çünkü bir başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk inşa edilmez. Bu kadınların da bugün baktığımda dişi çakal olduklarını görüyorum. Bunlar dişi çakallar. Yani bunlar sürekli olarak birilerini ayırmak isteyen, birilerinin mutluluğunu bitirmek isteyen kadınlar. Bunun altında çocukluğuna gittiğimiz zaman psikolojik olarak mutsuzluk, sevgisizlik, çocukluğunda aile içerisindeki şiddet, anne baba kavgaları, mutluluk görmediği için başkalarının da mutlu olmasını istemiyor. Kendi mutsuzluğu zaten onun en büyük derdi içerisinde onu bitiremiyor. Bu insanlar bir de ne parayla ne pulla, ne statüyle, ne şirkette müdür olarak, ne bilmem ne holding bilmem neyse hiçbir şekilde mutlu olamıyorlar. Ciddi bir psikolojik travmaları var. Küçük şeylerle mutlu olmayı zaten bilmiyorlar. Yani hayatta bazen küçük şeylerle mutlu olmak. Sağlıklıysanız mutlu olacaksınız. Bu bir sürü insan hastalıklarla uğraşıyor mesela. Ama bunlar da değil onlar yani. Bir şekilde başkasını mutsuz etmek. Şimdi mesela inşa edip mutlu olan insanlar vardır. Hayatında mutluluğu inşa edip dostluğu inşa edip. Bir de bozup mutlu olanlar vardır. Bunlar bozmaktan zevk alıyor. Yani bir başkasının mutluluğunu bozmak, bir başkasına laf sokmak, bir başkasını yok yere eleştirmek, bir başkasını aşağı çekmek. Bu ara çok fazla sizden yorum geliyor onları paylaşıyorum. Haset, kıskançlık, çekemeyenler. Hani yaranamayanlar vardı biliyorsunuz. <laughs> Şimdi yeni bir sınıf oluşturduk çekemeyenler. Hani sizin mutluluğunuzu çekemeyenler. Sizi aşağı doğru almaya çalışan insanlar falan filan. Dolayısıyla bu özelliklerin hepsi dişi çakallarımızda mevcut arkadaşlar. İki, bu kadınlar kesinlikle yoksul ve parasız erkeklere gitmezler. Bakın sahipli erkek birinci nokta. Evli falan sevgilisi olan erkek. iki parası olan. Şimdi ben burada araba modellerini, markaları zikretmeyi hiç istemiyorum. Ama parası olan. Yani işte lüks arabaları düşünün. Jipler şunlar bunlar neyse. Önemli değil hepsi gelip geçici yani. Bunlar dünya malı dünyada aslında. Ben hep böyle bakarım ama bu insanlar özellikle marka sever. Yani erkek arkadaşımın güzel bir böyle nokta 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 arabası olacak. Böyle yani öyle. Ben öyle şey arabalara binmem falan. Böyle bir özellikleri oluyor yani anlatabiliyor muyum? Dişi çakallar biraz lüks peşindedir. Yani tamam bir erkeği böyle bir cımbızla alacak ama o aldığına da değecek yani o adamın da bir ağırlığı olacak bir parası olacak evler yazlıklar kışlıklar işte yatlar katlar falan filan işte Monte Carlo'da hafta sonu bilmem ne böyle böyle aşağısı kurtarmıyor canım <laughs> böyle yani kesinlikle 3 dişi çakalların 3. özelliği arkadaşlar bu insanlar iş hayatında veya özel hayatında yukarı çıkabilmek için, kariyer yapabilmek için hiçbir kural tanımazlar. Yani hani derler ya başkasının kafasına basıp başkasının sırtına basıp yükselir ve bu konuda hiçbir tereddüt etmez. Yani asla bu konuda bir kafasında hani bir ahlak anlayışı işte ben saygılı olayım başkalarına karşı düzgün davranayım benim yaptığım yarın öbür gün benim de başıma gelir bugün ben birisini ezerim yarın başka birisi beni ezer bunlar hiç yok bakın sıfır. Yani hedefe ulaşmak için öyle hırslı, öyle o kadar gözü karadır ki onlar hiçbir etik kural, hiçbir ahlak anlayışı yoktur. Ve sonuna kadar amacına ulaşmak için gidebilir. Bakın son noktasına kadar yani en son noktası neresiyse artık yani. Uganda'ya da gider, Güney Afrika'ya da gider, sınır tanımaz. Dolayısıyla dişi çakalların bu üç özelliğiyle onların tavırlarından, onların i, hayattaki ilerleme tarzından Onları açıkça daha böyle 10 kilometreden bile tanıyabilirsiniz. Çok net. Maalesef gelen mesajlarda görüyorum ki çok fazla kadının etrafında dişi çakallar var. Ben bu tabiri sevdim. Meriç Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Eğer daha iyi önerileriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Görüşmek üzere.